5. Bölüm. Çocuğumun davranışları ne eşime, ne anne babama, ne kayınvalideme, ne kayınpederime, etrafımdaki hiç kimseye benzemiyor. Peki, şimdi bazen olaylara genel bakarız. Yani biriyle birini eşleştirirken kıyafetiyle düşünürüz, konuşmasıyla düşünürüz, fiziksel özellikleriyle benzetmeye çalışırız. Şimdi biraz derinlere inelim ve bir düşünün bakalım. Senin etrafında kınadığın, yargıladığın ya da birinin evladını kınadığın bir durum oldu mu? Sonra çocuğuna dön bir bak ve olumsuzluk var mı çocuğunda? Eğer çocuğunda herhangi bir olumsuzluk varsa lütfen bunların bir listesini çıkar. Ve daha sonra bak bakalım çocuk bunların hangilerini etraftan toplamış? Yani tek bir özellik babadan, bir tane olumsuzluk dededen, bir olumsuzluk neneden, bir tanesi senden geliyor olabilir. Burada önemli olan şu: çocuk senin hoşlanmadığın davranışları yaparken keyfi yerindeyse, rahatsa, umursamazsa, buradaki sınav sende. Sınav sende olduğu için o zaman dönüp kendi içinde benzer duygulara da bakman gerekiyor. Sende de buna benzer durumlar var mı? Şimdi olaya bir daha alternatif açıdan bir bakalım birlikte. Bir de şunu düşün: çocuğun hareket ve davranışlarıyla senin dengeni bozuyor, sana aynalık yapıyor. Peki şu an sen kendini nasıl hissediyorsun? Kendini çaresiz mi hissediyorsun? Kendini çocuğuna karşı yetersiz mi hissediyorsun? Yani ben yeterli bir anne değilim, yeterli bir baba değilim mi diyorsun? Çocuğunu kaybetmekten mi korkuyorsun? Yalnız kalmaktan mı korkuyorsun? Yani çocuğunun hal ve davranışlarını aynalık olarak birini sana yansıtmıyor, fakat yansıttığı durum içerisinde bir başka bir durum daha var. Seni düşürdüğü durum. Senin düştüğün durum, o zaman asıl soru şu: sen kimin gibi oldun? Yani evladının sana hal ve davranışlarıyla sen aslında bir duruma düştün. Belki aciz kaldın, belki çaresiz kaldın, yetersiz kaldın, değersiz olduğunu hissettin, kaybetme korkun tetiklendi. Bunlara bir bak bakalım. Senin geçmişinde bunlar kimde vardı? Eğer senin geçmişinde bunlar annende, babanda, bir akrabanda veya yakınında varsa oradan da sana sınav geliyor olabilir. Yani orada sen o akrabanı, şu an içinde bulunduğun durumdaki anne babanı ya da bir akrabanı, ben sizin yerinizde olsaydım bunları yaşamazdım deyip kınamış ya da Allah'ım ben acaba onlar gibi olur muyum, İnşallah olmam korkusuyla da bu durumu yaşamış olabilirsiniz. İşte bu sistemin içinde en dikkat etmemiz gereken nokta, Peygamber Efendimizin dediği gibi, her kim bir başkasının ayıbını kınar, aynısını yaşamadan ölmez. Peki gel bakalım, şu an bulunduğun durum geçmişte gözlemlediğin bir durumun tekrarı. O zaman şimdi gel bunu birlikte şifalandıralım. Lütfen 21. bölüme geçin. Hoş geldiniz.